Sayın Namık Havuçça. Sayın Havuçça buyurun. Süreniz 14 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bor ve Araştırma Enstitüsü üzerinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlarken 2 gün önce Silivri'de milletvekili arkadaşlarımızla kamuoyunun Ergenekon davası diye bildiği davayı izlemeye gittik. Milletvekili arkadaşlarımızla. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 40'a yakın milletvekili arkadaşımız, grup başkan vekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımızla birlikte sabah Silivri'deydik. 50 bine yakın yurttaşımız orada adalet, adalet diye bağırıyordu. Ve inanın bunu burada samimiyetle altını çizmek istiyorum. Ben 15 yıl avukat olarak ve Balıkesir Barosu'nda 2 dönem yönetim kurulunda bulunan bir hukukçu olarak arkadaşlarımızla birlikte davayı izlediğimizde orada bir hukuk devletinin değil bir darbe hukukunun olduğunu gördük. Bunu 200 avukat arkadaşımız da orada tanık oldu. Ben AKP'li arkadaşlarıma Türkiye'ye gerçekten darbelerle hesaplaşmak ve Türkiye'de gerçekten ileri demokrasiyi, hukuk devletini, yargı bağımsızlığını samimiyetle getirmek isteyen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Vicdanlara seslenmek istiyorum. Orada hukuk yok. Değerli arkadaşlarım, bakın mahkeme başkanı, avukat arkadaşlarımız herhangi bir belgeleri okuyor. Mahkeme başkanı, mahkemeye gelen belgeler okuyor. Ve avukat arkadaşlarımıza diyor ki, belgeler hakkında bir söz söylemek isteyen var mı diyor. 40 tane avukat arkadaşımız parmağını kaldırıyor söz almak için. Mahkeme başkanı diyor ki avukatlara soruldu, söz almak isteyen yok. Duruşmaya devam edildi. Değerli arkadaşlarım, burası neresi? Nasıl bir yargılamadır bu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani evet, Türkiye'de biz içtenlikle Türkiye'nin demokratik laik düzenine kasteden hangi güç varsa onlarla gelin sonuna kadar hesaplaşalım. Ama bir şartla. Hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığını tesis ederek. Yargıçların orada gerçekten adalet arayan, vicdan arayan yargıçlar olduğunu bilerek bunu yapalım. Bakın, adalet bir gün herkese lazım olur. Bugün siz çoğunluksunuz. Burada 300 küsur milletvekiliniz var. Unutmayın, 1980'de de o General Kenan Evren bu ülkenin tek gücüydü. Ama bugün hasta da olsa orada bağımsız mahkemeden üzerinde mahkeme huzuruna çıkıyor. Onun da bir avukata ihtiyacı var. Savunmaya ihtiyacı var. Hukuk devletinde yargıda yargının kurucu unsurları iddia, savunma ve yargıdır. Ama Silivri'de bugün yargının bir ayağı topal edilmiştir. Ben o arkadaşlarımızın, yargılananların masum olduğunu söylemiyorum. Ama şu gerçeği buradan Türk ulusunun bilmesi gerekiyor. O davada Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atan adamla İlhan Selçuk aynı davada aynı şebekenin faili olarak yargılanıyor. Sivas Ülke Ocakları Başkanı Mustafa Balbay aynı çuvalda yargılanıyor. Böyle bir gülünç dava olabilir mi? Evet. Yargının ana amacı gerçeği ortaya çıkarmaktır. Ama orada gördük ki Sayın Mahkeme Başkanı, Sayın Savcı 25 milyon sayfa yetmiyor Ergenekon davasında. Burada darbeleri araştırma komisyonunun 40 tane kulislerin doğru istiyor. İncelemek için. Böyle bir yargılama olur mu? Böyle bir hukuk devleti olur mu? Sayın Bakan, Sayın Hükümet Yetkilileri, Türkiye eksik de olsa, aksak da olsa bugün İslam coğrafyasında Tunus'tan, Fas'tan, Cezayir'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Malezya'dan, Bangladeş'ten eğer bugün
16. büyük ekonomi ve yargısında demokrasisinde bir yere geldiyse 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesinde çoğulcu demokratik sistemde bugünlere geldik. Bizi onlardan ayıran özelliğimiz budur. Eğer Türkiye bugün Suriye'den ayrı bir noktadaysa bu yüzden bu noktaya gelmiştir. Yine buradan bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bizi 29 Ekim'de ulusta gösteri yaptığımız için, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız için Cumhuriyet Savcıları 29 arkadaşımız hakkında fezleke düzenlemiş. Ya ben buradan o Cumhuriyet Savcısına sormak istiyorum. Sen kimin savcısısın? Milletvekilleri Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya gidiyor, haklarında gösteri yürüyüşlerini muhalefetten fezleke düzenliyorsun. Sen kimin savcısısın? Cumhuriyet savcısı mısın? Nerenin savcısın? Değerli arkadaşlarım, o savcının hazırladığı fezlekeyi bir şeref madalyası olarak ben yaşamım boyunca boynumda taşıyacağım o fezlekeyi arkadaşımızın. Değerli arkadaşlarım, AKP'nin 10 yıllık iktidarında en önemli iktisadi faaliyeti özelleştirmeler olmuştur. Bakın, burada AKP'li siyasetçi arkadaşlarımız buraya çıktığında bize sıklıkla şunu söylüyor. 50 yıldan beri siz bu ülkeye bir çivi çaktınız mı diyor. İnsaf, vicdan. 1923'ten beri Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye çaktığı çiviler olmasaydı bugün Türkiye yerinde olmazdı. Bugün sizin sata sata bitiremediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çaktığı çiviler sayesinde bugün o düble yolları yaptınız. O nedenle bakın ben size sayayım. 2003 yılında SK Balıkesir işletmesi, İzmir Limanı, 2004'te Eti Bakır, Eti Gümüş satıldı. 2005'te Türk Telekom 2 yıllık karına satıldı. 2006'da Tüpraş satıldı. 2008'de Petkim satıldı. Peki gülü önüne sattığınız bu kurumların amacı olan fiyatlar düştü mü? Hizmet kalitesi yükseldi mi? İstihdam arttı mı? Hiçbirisi. Bakın değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti özelleştirmeler yoluyla milyonlarca lira zarara uğratılmıştır. Sadece Balıkesir SEKA Danıştay'ın bozarak geriye döndürdüğü 1 milyon dolara satılan SEKA'nın 34 milyon dolar muhammen bedeli vardı. Benim topraklarımda maalesef bunlar yaşandı. AKP bütçelerinin en belirgin özelliği emekliler, öğretmenler, emekçiler, üretenler, çalışanlar için açlık, sefalet, yoksulluk bütçesi olmasıdır. Esasen rakamlar bu durumu tam yalın bir şekilde anlatmaktadır. Yıl 2002, Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon. Yıl 2012, Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 850 bin. Başbakan bu kürsüden 2002'den bugüne olan artışları açıkladı. Diyor ki, en düşük memur maaşını %348, ortalama memur maaşı %253, net asgari ücret %301. Oranlara baktığımızda, yüzdelere vurduğumuzda hepsi ne kadar büyük görünüyor. Ama peki vatandaşın yoksullukta sarıldığı çay ve simide bakalım. 2002 yılında simit 20 kuruş. Bugün 75 kuruşla 1 lira arasında değişiyor. Ortalama artış %400. Yine çay. 10 kuruşa satılan çay bugün en ucuz 50 kuruşa satılıyor. Artış %500. Peki Sayın Başbakan, asgari ücret yaptığınız zamla hangisi büyük? %397 mi, %500 mü? Bakın, işçilerimiz, köylülerimiz, emeklilerimiz soruyor. Bana Bandırma'dan işçi emeklisi Ahmet Mülayim amcamın maaşını sordum. Yaşı 65. Maaşı 700 lira. Yine öğretmen emeklisi Bandırma'dan öğretmen emeklisi Şefik Koman amca abimiz. Sordum emekli maaşını 1074 lira. Bu vatandaşlarımız soruyor. Biz 16. büyük ekonomi olduk. Kişi başına 10 bin dolar gelirimiz varmış. Peki bizim soframızdaki peynir niye artmadı? Biz niye bankalara borçluyuz? Biz hangi ülkede yaşıyoruz?
Değerli arkadaşlarım, az önce ifade ettim. Şimdi de dünyanın en stratejik öneme sahip bor madenleri üzerinde 4 dakika süre içerisinde bir şeyler söylemek istiyorum. Bakın, biz burada KİT Komisyonu'nun Bandırma'ya gelmesi ve bor madenlerini incelemesi sonucunda bakan hakkında bir gen soru verildi. Oradaki dekopaj işlemlerinin şu anda Bandırma'da hizmet alımı yoluyla Etibor işletmelerinde 3 tane şirket çalışıyor. Yani orada yaklaşık 2500 taşeron işçisi bulunuyor. O taşeron işçileri Sayın Bakan'dan ve hükümetten beklentisi bor madenlerinin çıkarma aşamasından torba aşamasına kadar tümünün kamu işçileri vasıtasıyla yapılmasını bekliyor. Bırakın onları hizmet alımıyla yapmayı, tamamının sözleşmeli kapsamdan kadroluya alınmasını bekliyor. Esasen bor madeni burada birçok defa sizlere bilgi verildi. Bizim topraklarımızda bor madenlerinin %72'sine sahibiz. Ve bor madenlerinin geleceğin uçak sanayinde, uzay sanayinde, ilaç sanayinde, yani sanayinin her alanında çok önemli olan petrolden sonra dünyanın enerji dengelerini değiştirecek bir maden. Ve bugün Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde Balıkesir ve Türkiye genelinde borlarda çalışan Şubat 2012 itibariyle toplam 3809 kişi çalışıyor. Çalışanların 275'i memur, 1229'u sözleşmeli ve 2305'i ise işçi statüsünde bulunmaktadır. Bugün hizmet alımıyla istihdam edilen Bandırma'da 358, Kırka'da 198, Emet'te 518, Bigadiş'te 693 ve merkezde 379 olmak üzere toplam 2146 kişi. Bu emekçiler kadroya alınmalı. Böylelikle hem iş güvenceleri sağlanacak hem de stratejik ürün olan bor madeni taşeronlaştırma politikaları ve özelleştirme gayretlerinden kurtulacaktır. Değerli bakan, değerli arkadaşlarım, sadece borlarda değil, ülkemizin her alanında taşeronlaştırma vasıtasıyla Türkiye'de istihdamda köleleştirmeye gidildi. Bakın, az önce sendikal rakamları verdim. Şu anda işçilerimizin örgütlendiği sendikal örgütlenmeler yok edildi. Taşeronlaştırmanın ilk adımı sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme ve köle düzeninde para alma. Bugün soruyorum, birçok belediyemiz var. Belediyelerimiz temizlik işlerini özelleştirdi. Aynı işi yapan kadrolu işçi 1700 lira para alıyor. O taşeron işçisi 700 lira para alıyor değerli arkadaşlarım. Vicdan. Bakın, evet, 16. büyük ekonomi. İnşallah ilk ona gireceğiz. 10 bin dolar kişiyle başına gelir. İnşallah 20 bin dolar yapacağız. Peki bu rantı Türkiye'de köle düzeni olsun diye mi yapıyoruz? Nereye gidiyor bu ülkenin paraları? İşçi de yok, köylü de yok, memur da yok, öğretmen de yok, belediye işçisi de yok. Kim zengin olur değerli arkadaşlarım? Onun için gelin 2013 bütçesinin Türkiye'de bu memleketin gerçek sahipleri, üreten işçimizin, tarlada çalışan köylümüzün, üretenlerin ve alın teri dökenlerin ekonomisi olma adına tercihlerimizi halkın bütçesinden yana kullanalım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Havuçça. Şimdi AK Parti grubu adına birinci konuşmacı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Milletvekili. Sayın Kılıç, buyurun. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın 2013 mali yılı bütçe tasarısı